Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle işkembe modelimizi çalışacağız. İşkembe modelimizi hem erkek örgülerinde hem bayan örgülerinde ve bebek örgülerinde çok kullanışlı çok güzel duran bir örnek olarak kullanmaktayız. Modelimizi ön yüzünden görmekteyiz. Bakınız böyle küçük küçük yuvacıklar var gibi. Bakınız altında da düz örgümüzü görmekteyiz. Örgümüzün arkasına şöyle bakacak olursak arkamızın örgümüzün arkasında da belli bir düzen üzere devam ettiğini görebilmekteyiz bakınız şu şekilde. Verev çizgiler çekmiş ilerlemekte. Evet modelimizin anlatımını sizlerle birlikte şimdi çalışacağız. Bütün aşamasını sizlerle birlikte yapmak istediğim için şöyle küçük bir ilmek başlamak istiyorum ve hiç kesintisiz tamamen gidişlerimiz ve gelişlerimizi sizlerle birlikte örelim. Evet şimdi ipimizi ve şişimizi alalım. 3,5 numara şişim var ve ipim dolgunca bu örgü dolgunca iplerde daha güzel kendisini göstermekte. Evet ona da dikkat edelim. Tabi iple şişin uyumu da her zaman için çok önemli. Şöyle iki kat şeklinde şişimle almak istiyorum. Çünkü ilk ilmeğimi aldıktan hemen sonra modelimi kurmaya başlayacağım. Başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 tane ilmeğimizi başlayalım. Bu örgümüzde tek sayıyla modelimizi kurmamız gerekmekte. Bir tane de düğümümü attıktan sonra şişimin tekini çekiyorum ve örgümü ters yönden uygulamaya başlıyorum. Bakın şu kadar küçük bir ilmek aldık. Hemen bütün aşamalarını birlikte yapalım. Ters yöndeyiz. Örgümüz bitene kadar ilk ilmeğimizi her zaman için boş alıyorum. İlk ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmeğimi modelimi kurarken düz olarak örüyorum. Bir tane düz. Bir boş aldım. Bir düz. Üçüncü ilmeğimi ipimin üzerine şişimi alıyorum ve ilmeğimi şu şekilde geçiriyorum. Ve sıradaki ilmeğimi ardından girerek düz örüyorum. Bir düz ördükten sonra tekrar Şişimin üzerine ipimi alıyorum ve sıradaki ilmeği boş olarak aktarıyorum. Bir sonraki ilmeği düz olarak örüyorum. Bir sonraki ilmeği şişimin üzerine ipimi alıyorum ve ilmeği örmeden boş geçiriyorum şişe. Bir tane düz ipimi şişin üzerine alıyorum ve ilmeğimi boş geçiriyorum. Bir tane düzümü örüyorum. Şişimin üzerine ipi alıyorum ve ilmeğimi diğer şişe örmeden takıyorum. Son iki ilmeğimi ise düz olarak örüyorum. Bir ve iki. Modelimizi ters yönden birinci sırasını ördük. Şimdi ikinci ve düz yöne geçelim. Evet şöyle baktıktan sonra bakınız şişimizin üzerindeki duruşuna ikinci sıramıza geçiyoruz. Şöyle hatta şu ön kısmına da biraz bakalım. Şöyle bakın üçer üçer kurulmuş durumda. Evet. Birinci ilmeğimizi her zaman olduğu gibi düz olarak alıyorum. İkinci ilmeğime bakınız. Düz örmüştüm bakın. Düz. Yine ardından girerek düz bir şekilde örüyorum. Üçüncü ilmeğimi şu şekilde görmekteyiz. Bakınız. Bir tane düz bir tane de boşaldığımız ilmeğimiz var. Boşaldığımız şöyle geride kalıyor. Diğerini düz olarak örüyorum. Boş olan ilmeğimi yine boş bir şekilde örmeden şişime geçiriyorum. Hemen önümdeki ilmeğimi örüyorum. Bir önceki sırada örmeden boş aldığım ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ve üzerine aldığım ipimi tekrar örmeden bu tarafa aktarıyorum. Düz ördüğüm ilmeğimi yine düz örüyorum. Diğer tarafta boş almıştık bakınız. Onu da Düz örüyorum. İki tane düzümü ördükten sonra ilmeğimi aktarıyorum. Tekrar düzümü örüyorum, ilmeğimi aktarıyorum. Düzümü örüyorum, alttaki düzü de örüyorum. Ilmeğimizi aktarıyor. Son iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve örgümüzde ikinci ve düz sıramızı şu şekilde ördük. Şöyle yine bakalım modelimizin şişteki kurulumuna. Ardına çeviriyorum ve hemen üçüncü ve ters yöne geçiyoruz. Örgümüzün ters yönü ve üçüncü sırayı örüyoruz şu anda. Bir tane ilmeğimi her zaman olduğu gibi boş alıyorum. Boş aldım bakınız. Bir tane artışımı yapıyorum. Bakın bir tane artışımı yaptım ve hemen artışımı yaptıktan sonra sıradaki ilmeğimi boş bir şekilde örmeden şişime aktardım. Ve bir artış bir düz ördüm ilmek hemen geliyor artış önde düz arkada ardından girerek kesiyorum ve şişimin üzerine ipimi alıyorum sıradaki ilmeğimi boş örüyorum. Artış önde, diğer ilmeğim geride. Her ikisini aynı anda örerek kesiyorum. İpimi tekrar şişimin üzerine alıyorum ve sıradaki ilmeği boş bir şekilde diğer şişime aktarıyorum. Her iki ilmeği kesiyorum. Şişimi üzerine ipimi alıyorum. Boş alıyorum. Ne zaman bakınız şöyle aldığımız zaman arkasına ilmeğimizi de boş olarak alıyoruz 3. sıramızda. Sonrasında bakın düzümü örüyorum. Her iki ilmeğimi aynı anda alıp tekrar boş aldım. Tekrar ikisini kestim. Son iki ilmeğimizden sondan bir öncekini artışı yapıyorum. Boş alıyorum ve son ilmeğimi üçüncü sıramda düz olarak bitiriyorum. Sondan bir öncesini ise artırdım. Ve 3. sıramızın arkasına şu şekilde bakalım. Bakınız ve tepeden görünüşüne ve dördüncü ve ön yüze geçelim modelimiz artık bakın şu şekilde hemen hemen belli olmakta Evet dördüncü sıramı şöyle önden önce bir görelim kendi şişinizdeki ilmeklerle kıyaslayalım ve hemen başlayalım birinci ilmeğim her zaman olduğu gibi örmeden alıyorum bakın hemen şöyle bir ilmek beni karşıladı bir düz bir artış hemen alttaki düzü alıyorum bir tane düz örüyorum diğer ilmeğimi ise şişime aktarıyorum bakın şişime aktarıyorum diğer ilmeğimi düz örüyorum ve bir sonrakinde yine düz örüyorum şişime aktarıyorum sıradaki düz ve düz attığım ilmeği şişime aktarıyorum. 2 tane düz, 1 tane aktarıyoruz. Bakınız örmeden aktarıyorum. 1, 2 şişime aktarıyorum. 1, 2 şişime aktarıyorum. Ve son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şöyle bakın dördüncü ve düz yönümüzü ördük şöyle şişimizin üzerinden ve arka yönü çeviriyoruz arka yöndeyiz yani ters yöndeyiz ve beşinci sıra olarak başlıyoruz beşinci sıramızda ilk ilmeğimizi yine şöyle bakın ilk ilmeğimizi boş alıyoruz bir tane atlamalı bir tane düz ördüğümüz ilmeğimiz var atlamalı önde bakınız hemen yani üzerine doladığımız ilmeğimiz önde kesiyoruz her ikisini tersten yani düz olarak örüyoruz. Arkadan alarak düzümüzü örüyoruz ve kesiyoruz ve gördüğümüz ilmeklerimizi bir tane artışımı yapıyorum bir boş olarak alıyorum her iki ilmeğimi kesiyorum ve bir tane artışımı yapıyorum ve boş alıyorum. İki ilmeğimi kesiyorum artışımı yapıyorum ve şişimi boş takıyorum her iki ilmeğimi kesiyorum bir tane takıyorum ve boş alıyorum ardından girerek düz örüyorum ipimi şişimin üzerine alıyorum ve boş her iki ilmeğimi kesiyorum ve son ilmeğimi düz olarak örüyorum ve bu şekilde arka yönden sıramızı da örmüş olduk şöyle bakalım 5 sıra ördük. Şimdi çeviriyorum. Şöyle ön yönden bakalım. Bakınız ön yönden modelimizi görmekteyiz. Şöyle tepeden duruşuna da bakalım. Hemen 6. sıramızı örmeye başlayalım. 6. sıramıza başlayalım. İlk ilmeğimizi her zaman olduğu gibi boş örmeden alalım. Bakınız artık tekrarlarımıza geçtik. Ama biraz büyütmek istediğim için biraz da pekişmesi için anlatmak istiyorum. Bir tane düz, iki tane bakınız bir attığımız bir altındaki düz olan ilmeğimiz var. Hemen alttakini düz örüyorum. Üstteki attığım ilmeği boş bir şekilde şişime aktarıyorum. Bakın boş bir şekilde şişime aktardım ve sıradaki ilmeğimi düz attığımız ilmeğin altındaki ilmeğimiz düz ve şişime takıyorum iki tane düzümü örüyorum bir tane ilmeğimi örmeden attığım ilmeğimi diğer şişime geçiriyorum iki tane düzümü örüyorum iki tane düzümü tekrar örüyorum ve şu şekilde şişimin üzerine geçiriyorum ve iki tane düz olarak örerek modelimizi bitiriyoruz. Bakın gayet güzel. Şimdi biraz daha örelim. Hemen arkasını çeviriyorum ve yedinci ve örgümüzün ters yönü. Yedinci sıramıza da şöyle bir bakalım. İlk ilmeğimi yine boş alıyorum. Bir tane artışımı yapıyorum ve sıradaki ilmeğimi boş bir şekilde şişime aktarıyorum. Diğer iki tane bakınız önde diğeri arkada düzü hemen keserek bir ilmeğe düşürüyorum. Bir tane artışımı yapıyorum ve şişime ilmeğimi geçiriyorum. Her ikisini kesiyorum. Bir tane artıyorum. Boş alıyorum. Bakınız hem artıyoruz hem kesiyoruz bu sıramızda. Alıyorum. Kesiyorum şişimin üzerine alıyorum ilmeğimi boş her ikisini kesiyorum bir tane alıyorum örüyorum örmeden alıyoruz bakınız attığımız zaman örmeden takıyoruz ve en son ilmeğimi düz olarak örüyorum şöyle görelim tekrar ardını çevirelim ve 8. ve düz yönden örmeye devam edelim. 8. ve ön yüzdeyiz. Tekrar örgümüzü örmeye başlıyoruz. Birinci ilmeğimi her zaman olduğu gibi bakın şöyle görelim. İlmeğimizin duruşunu birinci ilmeğimi boş olarak alıyorum. Modelimizi artık tekrarlıyoruz. Bakınız. Bir tane, bakın şu atmanın altındaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Artışımı yaptım geldim. Hemen sonraki sırada atmanın altındakini düz örüyorum ve artış ilmeğimi şişime aktarıyorum ve hemen şişimi aktardıktan sonra iki tane ilmeğimi görüyorum. Her ikisini düz olarak örüyorum ve ilmeği örmeden takıyorum ilmeğimizi zaten örmüyoruz. Önde gördüğümüz görüntüyü oluşturuyorlar. 2 tane düzümüzü örüyoruz. Tekrar ilmeğimi aktarıyorum. 2 düzümü örüyorum. Aktarıyorum. Aktarıyorum. 2 düzümü örüyorum. Arttığım ilmeği aktarıyorum ve son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve bakın modelimiz iyice kendisini gösterdi. Şimdi 9. sıramızı da örelim. Arkasını çevirmiştik. Bakınız arkasından şu şekilde verev görüntülerimiz de oluştu. Önü zaten çok güzel bir şekilde görülüyor. Kabarık kabarık çok hoş durmakta. Tepeden görüntüsünü görelim. Modelimizi artık tekrar tekrar kurmaya başladık. Ama bunu da birlikte örelim. Sonrasında devam edersiniz inşallah. Şimdi bir tane ilmeğimi boş alıyorum. Her iki ilmeğimi bakınız, her iki ilmeğim ardından girerek aynı anda örüyorum. Bir tane artışımı yapıyorum ve boş alıyorum. Diğer iki tane ilmeğimi kesiyorum. Artışımı yapıyorum, boş alıyorum. Her ikisini örerek bir ilmeği düşürüyorum. Artışımı yaptırıyor, yapıyorum ve boş kesiyorum. Artış ve boş alıyorum. Artışlarımızı boş alıyorum. İkisini kesiyorum. Artışımı yapıyorum. Boş alıyorum. Kesiyorum. Ve en son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Evet sizlerle tam 9 sıra ördüm. 9 sıraya bakınız. Tersi burası modelimizin. Hemen ön yüzünden görelim. Ön yüzü de modelimizin bu şekilde. Bu düzen üzere yani bu sırayı takip edip gidersek hiçbir sıkıntı olmadan, hiç şaşırmadan gayet güzel bir şekilde dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz modelimizi. Hatta battaniyeler bile çok şık olmakta. Evet şöyle son kez bir görelim. 9 sırasını birlikte ördüğümüz modelimizi umarım beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.